Cem Sabancı. Cem Sabancı Kaya Sabancı'nın oğludur. 28.04.2004 tarihinde kalp krizinden ölmüştür. Faruk Sabancı'nın babası da 2004 yılında ölmüştür. Mehmet Sabancı. Mehmet Sabancı'nın ölüm tarihi 09.11.2004'tür. Mehmet Sabancı Londra'ya karısıyla beraber bir iş görüşmesine gitmiştir. Londra'da iş görüşmesinde otelde kalırken kalp krizi geçirip ölmüştür. Bu apaçık şekilde Mehmet Sabancı'nın karısı tarafından zehirlendiğinin ispatıdır. Mehmet Sabancı'yı karısı zehirledi. Faruk Sabancı Mehmet Sabancı'nın oğludur. Burak Sabancı da oğludur. Mehmet Sabancı'nın karısı Zeynep Sabancı'dır. Zeynep Sabancı'nın kimliği gizlidir. Zeynep Sabancı'nın kim olduğuna dair hiçbir bilgi yok. İnternette hiçbir şey bulamazsınız. Ve Zeynep Sabancı'nın daha önceden dolandırıcılık yaptığına dair kanıtlar var. Nermin Sak vardır. Nermin Sak, Zeynep Sabancı'nın şirketinde mühendistir. Zeynep Sabancı'nın Nermin Sak ile cinsel ilişkisi vardır. Zeynep Sabancı erkek düşmanı lezbiyen bir suikastçıdır ve Türkmendir. Faruk'un gerçek babası da dayısıdır. Faruk'un gerçek babası Mehmet Sabancı değildir. Faruk'un annesi hiçbir zaman Mehmet Sabancı'yı sevmedi. Faruk'un annesi kendi akrabalarından hamile kalıp sakat olan, otistik olan Faruk Sabancı'yı doğurdu. Faruk'u da Faruk'un teyzesinin kızı zehirleyip öldürmeye çalışmıştır. Faruk Sabancı'nın teyzesinin kızı Lambda İstanbul Eşcinsel Dayanışma Derneği'nde yöneticidir. Birkaç yıl orada çalışmıştır. İki tane kız bu kız yüzünden cinsiyet değiştirme ameliyatı olup kendisini kısırlaştırıp daha sonra memnun kalmayıp intihar etmiştir. Faruk'un teyzesinin kızı yüzünden iki tane lezbiyen kız intihar edip ölmüştür. Bir tane kızı da dipfiriz içirerek zehirlemiştir. Zehirlenen kız neredeyse ölüyordu, hastaneye kaldırıldı. Faruk'un teyzesinin kızı beni de zehirlemeye çalışmıştır. Ama ben zehrin tadını anladığım için ve zehirlere karşı bağışıklığım olduğu için çünkü beni de annem zehirliyordu. O yüzden zehirlenmeye alışıktım. Bu yüzden bu zehre kanmadım ve kızı tehdit ettim beni zehirlemeye çalıştığından ötürü. Yani kısacası Faruk Sabancı'nın teyzesinin kızı insanları zehirliyor, Faruk Sabancı'yı da zehirliyor. Faruk Sabancı'nın annesi Zeynep Sabancı da Mehmet Sabancı'yı zehirleyip öldürdü. Ve bunların hepsi ajandır, suikastçıdır. Bu insanlar vatan hainidir. Bu insanların ölmesi gerekir. Faruk Sabancı'nın ve Burak Sabancı'nın hayatı tehlikededir. Bunlara yardım etse yardım etse Ali Sabancı yardım eder. Ama Sabancı ailesindeki herkes şerefsizdir. Hiç kimse hiç kimseye yardım etmez. Bunlar zengin insanlardır. Zengin insanlar birbirlerini asla korumazlar, yardım etmezler. Zenginler paradan başka hiçbir şeye değer vermez. Zaten Nevin Tenike bunlar miras vermek istemediler. Kadını mahkemelerde süründürdüler. Halbuki bu kadın Güler Sabancı'nın üvey annesidir. Güler Sabancı kendi üvey annesini aç bırakmaya çalıştı. Mirastan pay vermek istemedi. Bunlar böyle kalitesiz insanlardır. Faruk Sabancı'nın eşcinsel bir genetik yapısı vardır. Genetik olarak eşcinsel olması lazım o adamın. Ayrıca da otistik bir insandır. Saf, temiz kalpli, herkese güvenen, kandırması kolay, enayi bir insandır. Ve Faruk'un teyzesinin kızı Faruk Sabancı'yı kendisine aşık etmiştir. Parasını yemiştir. Dolandırmıştır, kandırmıştır ve zehirleyip öldürmeye çalışmıştır. Faruk Sabancı acilen teyzesinin kızının yanından uzaklaşmak zorundadır. Tabii Güler Sabancı bu videoyu izleyince büyük ihtimalle Faruk Sabancı'yı mahkemeye verecek ve mirası ondan almaya çalışacak. Çünkü Güler şerefsizin tekidir. Paradan başka hiçbir şeye değer vermez. Herkesi mahkemeye verir.
Yani parayla ne yapıyor onu da bilmiyorum. Bir sürü paraları var ama hala para kazanmaya çalışıyorlar. Garip insanlar, yani zengin insanları anlayamazsınız. Onlar da deli, onlar da aptal. Ülkedeki bütün herkes gerizekalı. Ondan sonra Faruk Sabancı ne kaldı? Bir şey kalmadı sanırım. Faruk Sabancı bu kadar anlattım, yani 5 dakikalık video oldu, çok kısa oldu. Başka bir şeyler daha anlatmamız lazım. Şimdi şunu önce bir anlayalım. Faruk Sabancı'nın annesi Zeynep Sabancı, Mehmet Sabancı'yı zehirledi. Bu adamın parasını çaldı. Zeynep Sabancı dolandırıcı, zengin kocalarla evlenip zengin erkeklerin parasını yiyen, lezbiyen, erkek düşmanı, suikastçı bir ajandır, Mossad ajanıdır. Bunlar bu suikastleri PKK'yı yok etmek için yaptılar. Aynı şekilde Cem Sabancı da zehirlenip öldürülmüştür askerdeyken. Cem Sabancı şeyin oğluymuş. Kaya Sabancı'nın oğluymuş. Kaya Sabancı Hacı Mehmet Sabancı'nın oğluymuş. Hacı Mehmet Sabancı da Hacı Ömer Sabancı'nın oğluymuş. Yok. Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşiymiş Hacı Mehmet Sabancı. Sabancılarda çok fazla zehirlenen, suikasta uğrayan insan vardır. Bunlar 1996 yılından başlayıp 2004 yılına kadar devam ederler galiba. Bu Sabancı ailesinin bütün sırlarını ifşa edeceğim ben. Çünkü ben onlara e-mail gönderdim. Benim e-mailime cevap vermediler. Bir insan benim gönderdiğim e-maile cevap vermezse ben o insanın hayatını bitiririm. Herkes bana saygı duymayı öğrenecek. Ben dünyadaki en zeki ve bilgili insanım. Bütün zengin insanların sırlarını teker teker anlatacağım. Sonra işte diyorlar seni öldürürüz, hapse atarız falan. Yani ben bunları düşünmedim mi zannediyorsunuz? Dünyanın en zeki ve bilgili insanı öleceğini bilmeden mi bunları yapacak? Ben bilmiyor muyum onların beni öldüreceğini? Boş boş konuşmayın. Benim vaktimi boş harcamayın. Bana e-mail göndereceksiniz, bana ulaşacaksınız. Hadi şimdi geçelim Güler Sabancı'nın sırlarına. Ha, yani bir de şey var, Faruk'un teyzesinin kızı tam bir şeytandır, o kızın ölmesi lazım. O kız çok kötü bir insan. Kesinlikle Sabancıların teyzesinin kızı olacak bir insan değil. Faruk Sabancı'nın annesi olan Zeynep Sabancı da tam bir şeytandır. Onu da Sabancı ailesinden atılması lazım. Bütün mal varlığına el konulması lazım. Bunlar şeytan insan. Bunlar ancak suikast düzenlerler, yalan söylerler, dolandırıcılık yaparlar. Bunlar erkek düşmanıdır. Erkekleri öldürürler. Kadınlarla ilişkiye girerler. Nermin Sak ile ilişkisi var Zeynep Sabancı'nın. Zeynep Sabancı Nermin Sak'la beraber dolandırıcılık yaptı, sahte evrak hazırladı. Güler Sabancı. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı ile ilişkiye girdi. Güler Sabancı'ya Sakıp Sabancı yıllarca tecavüz etti. Ayrıca Sakıp Sabancı Şağla Şikel'le de ilişkiye girdi. Türkan Sabancı biraz böyle pısırık, aptal, saf, geri planda kalan, sessiz, hiçbir özelliği olmayan bir insan gibi gözüküyor. Türkan Sabancı'yı araştıramadım. Zeynep Sabancı'nın da bütün bilgileri gizli. İnternette Zeynep Sabancı hakkında hiçbir şey bulamazsınız. Dilek Sabancı'nın sahte YouTube kanalı vardı. Periskop'ta canlı yayın açıyordu Dilek Sabancı. Ve Dilek Sabancı ile sürekli dalga geçiyorlardı, sinirlendiriyorlardı. Mahkemeye ver diyorlardı. Güler Orospusu'ndan bütün mallarını al diyorlardı. Sürekli Dilek Sabancı'ya baskı yapıyorlardı insanlar. Dilek Sabancı da bu yüzden interneti bıraktı. Çünkü internette ne zaman kendi kimliğini açıklasa insanlar sürekli onu rahatsız ediyorlar. Para istiyorlar. Moralini bozuyorlar, işkence yapıyorlar. Bu yüzden Dilek Sabancı internet kullanmıyor. Ayrıca Dilek Sabancı'nın geri zekalı olduğunu söylüyorlar. Dilek Sabancı'nın zeka seviyesi 12 yaşındaki bir çocuk kadar falan sanırım. Yani zekası var ama matematikte çok iyi değil. Mesela 36 kere 66 kaç yapar diye sorsanız hesaplayamaz, cevap veremez. Belki kağıt kalemle bu işlemi yapabilir ama bilmiyorum. Ama sonuç olarak Dilek Sabancı zeki bir insan ama kandırabileceğiniz, dolandırabileceğiniz bir insan. Böyle bir sıkıntı var.